Sayın hocalarım, sevgili arkadaşlarım ve meslektaşlarım. Nişantaşı Üniversitesi İni Medya Bölümü olarak hazırlamış olduğumuz Bilkent Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi'nden bu işe gönül vermiş olan birçok öğrencinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Türkiye'de ilk kez gerçekleşen İni Medya Öğrenci Çalıştayına hepiniz hoş geldiniz. Açılış konuşmasını yapmak üzere Nişantaşı Üniversitesi İdari İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı ve İni Medya Bölüm Başkanı Sayın Doçent Doktor Zeynep Özarslan'ı sahneye arz ediyorum. Değerli hocalarım, davetimizi kabul edip Hacettepe ve Bilkent Üniversitelerinden gelen değerli konuklarımız ve sevgili öğrencilerimiz, hepiniz Yeni Medya Öğrenci Çalıştayı etkinliğine tekrar hoş geldiniz. Öncelikle Türkiye'de ilk defa yapılan Yeni Medya Öğrenci Çalıştayı fikrini geliştirmeye katkıda bulunan bölümümüzdeki tüm hocalarımıza ve Ankara'dan bizlere her zaman destek veren Profesör Doktor Mutlu Binerk hocamıza çok teşekkür ediyorum. Mutlu Hoca, Hacettepe ve Bilkent Üniversitelerinin çeşitli yüksek lisans programlarında kendisinden ders alan ve şu an aramızda olan değerli konuklarımızın bilgi ve deneyimlerini bizlerle paylaşmasını talep ettiğinde çok memnun olduk. Ve bizler de Nişantaşı Üniversitesi Yeni Medya Bölümü hocaları olarak lisans eğitimi alan kendi öğrencilerimizin bilgi ve deneyimlerini hem bölümümüzdeki diğer öğrencilerle hem de Ankara ile paylaşmasını istedik ve şu an bu çalıştayı gerçekleştiriyoruz. Amacımız tüm öğrencilerimizin bölümdeki dersler ve derslerde yapılan projelerle ilgili bilgi ve fikir sahibi olmasını sağlamak, öğrencilerimizin birbiriyle tanışıp akademik bir ortamda kaynaşmasını olanak vermek, ayrıca bu yıl Nişantaşı Üniversitesi Yeni Medya Bölümü olarak ilk mezunlarımızı vereceğimiz için tüm öğrencilerimizin Türkiye'nin iki köklü üniversitesi olan Hacettepe ve Bilkent Üniversitelerinde yeni medya alanındaki eğitim ve dersler konusunda bilgilenmelerine de fırsat vermek istedik. Kısacası tüm öğrencilerin sadece ders aldıkları hocalardan değil, birbirlerinden de çok şey öğreneceklerine ve bu deneyimin gelecekte akademik, sanatsal ve profesyonel anlamda verimli işbirliklerine yol açacağına inanıyoruz. Sabah oturumumuzu Nişantaşı Üniversitesi Yeni Medya Bölümü öğrencilerine ayırdık. Bölümümüzde 3. ve 4. sınıfta okuyan öğrencilerimiz çeşitli derslerde yaptıkları projelerini sunacaklar. Hepsini öncelikle sunum yapma cesaretlerinden dolayı kutlar. Projelerini bizlerle sunmayı kabul ettikleri için de teşekkür ederiz. Önce Eray Alkaya, benim danışmanlığımda yürüttüğü bitirme projesi olan Yeni Medya Sözlüğü'nden örnekler paylaşacak. Ardından Abbas'a da yine benim danışmanlığımda ve işaret dili hocamız Seren Gökpınar'ın katkılarıyla yürütülen Yeni Medya ve İşaret Dili projesinden örnekler sunacak. Ardından Yeni Medya bölümünde çift anadal öğrencisi olan Sinem Öksel ve Kadir Tunç, Fulya Çalışkan hocamızın dijital içerik üretimi ve yönetimi dersi kapsamında geliştirmeyi hedefledikleri Patika adlı mobil uygulamaya dair tasarımlarını bizlerle paylaşacak. Daha sonra Zeynel Çakmak, Ali Akarsu, Eray Alkaya, Sinan Aşçı hocamızın güz döneminde yürüttüğü veri gazeteciliği dersi kapsamında yaptıkları İstanbul Müzeleri adlı projelerini sunacaklar. Ardından Yusuf Ürkek, Sergen Dereli ve Sevgi Karaer yine Fulya hocamızın fikri olan ve demin bahsettiğim dijital içerik üretimi ve yönetimi dersi kapsamında yaptıkları Panoramik Ses Turu adlı ilginç projelerini paylaşacaklar. Son olarak 3. sınıf öğrencilerimizin hatırlayacağı gibi bir pazar sabahı sınıf olarak kahvaltı için buluşup yumurta tokuştururken Fulya hocamızın ortaya attığı fikri hayata geçirmek isteyen öğrencimiz Yusuf Ürkek bize burçlarla ilgili eğlenceli bir sunum yapacak. Tüm bu sunumlarda emeği geçen öncelikle az önce bahsettiğim derslerimizin hocalarına ve elbette bu projelerin ortaya çıkmasındaki tüm bölüm hocalarımızın katkıları olduğu için bölümümüzde ders veren tüm hocalarımıza kocaman bir alkış istiyorum. Bölüm öğrencilerimizin sunumlarından sonra saat 12.30 ve 13.30 arasında bir yemek molamız olacak. Bizleri kırmayıp buralara kadar gelen değerli konuklarımızın oturumunu gerçekleştireceğiz ardından da. Hepsine de teşekkür ediyoruz. Hacettepe ve Bilkent Üniversitesi'nin çeşitli yüksek lisans programlarına kayıtlı olan ve Profesör Doktor Mutlu Binerk tarafından yürütülen yeni medya çalışmalarına giriş dersi kapsamında kısa filmlerden oluşan akıllı telefonlar ve gündelik hayat temalı final ödevlerini bizlerle paylaşacaklar. Adeta vücudumuzun bir uzvu haline gelen cep telefonlarının gündelik hayatımızdaki rolüne odaklanan bu çalışmalar bizlerin şu sorular üzerine kafa yormasına olanak verecek. Cep telefonları bedenlerimizin bir uzantısı, parçası mı? Neyin uzantısı? Kadınlar ve erkekler nasıl kullanıyorlar? Farklı meslek gruplarındaki insanlar nasıl kullanıyor? İşi cep telefonu olan insanların durumu nedir? Cep telefonları annelik ve iş ilişkilerini değiştiriyor mu? Farklı yerlerde örneğin taşrada ya da şehirde cep telefonu kullanımı nasıl farklılaşıyor gibi sorulara cevap arayacağız. Öğleden sonraki oturumumuzda önce Hacettepe Üniversitesi'nden Selin Çetin'de cep telefonlarıyla televizyon izleme pratiği, ikinci ekran. Bilkent Üniversitesi'nden Gökçe Üssü dik çekim. Yine Hacettepe Üniversitesi'nden Bahar Şahinsoy video aktivizm flash mobs.
ve yine Hacettepe Üniversitesi'nden Başak Özen bedenin bir uzvu olarak akıllı telefon başlıklı kendi sunumlarını yapacaklar. Konuklarımızdan bazıları maalesef gelemiyorlar, afişte yer alan isimlerden bazıları. Dolayısıyla şu an aramızda olan sınıf arkadaşları sunumlarını yapacaklar. Gökçe Özsu, Orhun Bilmen ve Beril Altundal'ın çalışması cep telefonlarının gündelik hayata olumsuz etkilerini, Bahar Şahinsoy, Mehmet Figan'ın çalışması mobil öğrenmeyi ve son olarak Başak Özen, Derya Güçdemir'in çalışması akıllı telefon dili ve beğenilerin gündelik dilde yaşama etkisini bizlerle paylaşacaklar. Son olarak Türkiye'de ilk defa yapılan yeni medya öğrenci çalıştayı etkinliğini geleneksel hale getirmeyi ve her yıl farklı tema ve üniversitelerle işbirliği içerisinde yapmayı hedeflediğimizi belirtmek isterim. Ben artık sözü daha fazla uzatmadan sahneyi siz sevgili öğrencilerimize bırakmak istiyorum. Sonuçta biz her zaman sahnedeyiz. Bu nedenle de bugün sizlerin sahneye çıkıp oradan kendinize bakmanızı istiyoruz. Son olarak bir alkışla çalıştay boyunca görev alan tüm sevgili öğrencilerimizin istiyorum. Sunucumuz sevgili Erim Alptekin. Canlı yayında görev alan Ateş Aydıner. Fotoğrafta Selim Saka. Kamerada Yusuf Şentürk, arkadaki kamerada ve Fatih Semen, buradaki kamerada. Yiğit Yavuz, yine fotoğrafa destek veriyor. Burak Karaca, kamerada. Bizlere destek oluyorlar. Ve tabii ki her zamanki gibi kamera kurulumunda destek olan hocamız Burcu Kurtiş. Hocamıza da alkışlarımızı. Teşekkürler. Sayın hocamıza bu güzel günde yaptığı bu güzel sunum için, bu açılış konuşması için çok teşekkür ediyoruz. Yeni medya için doğanlar, onu kullananlar ve geliştirecekler olarak bugün genç fikirlerimizi sunacak ve tartışacağız. İnovatif ve akılcı düşünmek için üniversitemizde eleştirel, sorgulatan bir eğitim alan bizler, tartışmasız ki birçok yolu düşünmeye yöneldik. Birazdan da burada bu fikirlere şahit olacağız. Birinci sunumumuza başlamadan önce bize Twitter üzerinden YM Öğrenci Çalıştayı 17 hashtag ile ulaşabileceğinizi bildirmek isterim. Günün ilk sunumu olarak yeni medya sözlüğü başlıklı çalışmasını sunmak üzere Nişantaşı Üniversitesi Yeni Medya Bölümü öğrencisi Sayın Eray Alkay'ı sahneye davet ediyorum. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Böyle bir ilkini gerçekleştirmiş olduğumuz yeni medya öğrenci çalıştığının içinde bulunduğumdan dolayı çok mutluyum. Buradan bütün hocalarıma teşekkür ediyorum. Projeme geçmeden önce kendimden kısaca bahsetmek isterim. Ön lisans mezunluğumu İstanbul Üniversitesi Radyo ve Televizyon Teknolojisi bölümünde okudum. Daha sonra dikey geçiş yaparak Nişantaşı Üniversitesi Yeni Medya bölümünü kazandım ve umarım bu sene mezun olacağım. 4. sınıf öğrencisiyim. Proje olarak yeni medya sözlüğü oluşturdum. Projemin danışmanlığını Zeynep Hoca ile birlikte yürütüyoruz. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum katkılarından dolayı ve diğer hocalarımın ve öğrencilerimin ve çok teşekkür ediyorum. Öncelikle lisans bitirme projesi kapsamında hangi konuyu seçtim? Konuma geleneksel medya ve dijital medya terimler sözlüğü olarak başladım. Fakat daha sonra bunun yeni medya terimler sözlüğü olmasının daha doğru olduğunu düşündük Zeynep Hoca'yla. Çünkü iki ayrı başlık altında toplayacağımıza yeni medya zaten geleneksel medyayı ve dijital medyayı kapsadığından dolayı yeni medya terimler sözlüğünün olmasının daha doğru, daha mantıklı olduğunu düşündük ve bu şekilde projeme halen devam etmekteyim. Daha sonra bu konuyu seçmemdeki neden yani amaç neydi? İletişim bölümlerinde bulunan insanların, bu bölümlere yeni dahil olmakta olan insanların çoğunun bu terimlere dair bir fikrinin olmaması, böyle bir çalışmanın şu ana kadar derli toplu bir şekilde bulunmaması, bu sektörde çalışan insanların, bu bölümde yer alan ve yani yer almaya başlayan kişilerin uğraşmakta olduğu şey hakkında bilgilenmesi ve yeni medyaya bilimsel olarak iyi bir katkı sağlamak başlıca en büyük amaçlarımdan biriydi. Kaynaklara ulaşma, ulaşılan bilgileri, projeyi uygulama safhaları nasıl oldu? Geniş bir literatür taraması yaptım. Daha çok bu taramam bilgi ve bilgi belge tarama yöntemine dayalıydı. Çok okumam, çok araştırmam gerekiyordu. Bu araştırmalarımın çoğunu
iletişim üniversitelerin iletişim dergilerine, akademik yazılara ve iletişim bölümünde profesör hocalarımın yazdığı kitaplara çok borçluyum. Bu terimlerin anlamlarını, bu terimlerin hepsini oralardan edindim. Şöyle, daha önce bu tarz bir proje yapıldı mı yapılmadı mı ilk önce onun araştırmasını yaptım. Kullanacağım terimleri tespit ettim. Tespit ettikten sonra tabii ki bu dönemde hep Zeynep Hoca'yla mailleşme halindeydik. Terimleri Zeynep Hoca'ya yolladım. Birlikte onayladık ve hala da onaylamaya devam ediyoruz. Çünkü projem bitmedi. Şu an vize kısmındayım. Size onu sunuyorum. Bu terimleri dediğim gibi bilgi belge tarama yöntemiyle birçok iletişim dergisi, akademik yazılar, iletişim kitapları olmak üzere okuyup en doğru olan anlamı titizlikle seçtim. Belirli bir format belirleyip terimlerin logolarını, anlamlarını ve kaynaklarını Adobe Photoshop ve After Effects kullanarak dizayn ettim. Görüyorsunuz zaten. Örneğin üst kısımda terimlerin isimleri yer alıyor. Hemen alt kısmında logolar veya ikonlar yer alıyor. Onun yanında terimlerin anlamlarını ve alt kısımda kaynakça, görsel ve kaynakçaların metin halleri yer alıyor. Bu şekilde devam ediyor kelimeler tek tek. Kelimeler bu şekilde tek tek uğraştım. Sonra sanal kitapçık yapma programı olan Plip Builder yani veya Plip PDF dediğimiz kitapçık programını kullanaraktan da bunları sanal kitapçık haline getirdim. Peki konuyla ilgili sorunlarla karşılaştın mı? Bu sorunlar neydi? Aslında başlıca sorun problem Türkçe karşılığı olmayan kelimelerin anlamlarını dilimize kazandırmaktı benim aslında amacım. Daha sonra bu kelimelerin birden çok kaynakta farklı anlamlarının olması ve doğru olanı ayırt etmek çok önemliydi. Bunun gibi bir sorunla karşılaştım. Tabii burada devreye hocalarım girdi. Hangi anlamın daha doğru olduğunu onların sayesinde belirledim. Bazen de terimlerin anlamlarının olmaması, bilimsel herhangi bir kaynağa dayanmaması gibi sorunla karşılaştım. Yine burada da devreye hocalarım girdi. Yine onlardan yardım aldım. Logolar, ikonlar ile ilgili sorunlar karşıma çıktı. Çünkü birçok terimin birden çok farklı logoların olması ve teknoloji geliştikçe bu logoların da değişiklik göstermesi birazcık sorun oldu. En güncel olan terimlerin logolarını seçmek zorundaydım. Onlarla uğraştım. Daha sonra bu bitirme projesiyle hangi alanda hangi eksiklikler doldurmaya çalışıldı? Bölümüm yeni medya alanındaki terimlerin dijital ortamda bir arada olmasını sağlamak ve yapılmamış bir bitirme projesi çalışması olması ile bu alanda eksikliği gidermek olacaktır. Ve iletişim alanında uğraşan insanların kolaylıkla ulaşabilmesini sağlamaktır. Yeni medyaya giriş yapan yeni öğrenciler ve bu bölümde bulunan öğrencilerin yaptıkları projelerde kullanacağı terimlere daha kolay ulaşabilmesi de bu eksikliği gidermiş olacaktır. Şu an projemin dediğim gibi vize kısmındayım. Yeni yeni terimler, yeni yeni kelimeler halen eklenmekte devam ediyor. Araştırmam aynı şekilde devam ediyor. Tahmini sürem finaller başlamadan 2 hafta öncesine kadar büyük ihtimalle bitmiş olacak projem. Ve umarım mezun olacağım. Mezun olduktan sonra da devamını düşünüyorum yüksek lisans olarak. Bu projede bana yardım eden başta Zeynep Hocam ve diğer bölüm hocalarım Burcu Hocam, Sinan Hocam, Fulya Hocam, Ayla Hocam, Volkan Hocam ve diğer hocalarım ve bana yardım eden bütün arkadaşlarıma gerçekten çok teşekkür ederim desteklerinizden dolayı. Umarım yine her zaman yanımda olursunuz. Ben de sizin yanınızda olurum. Sevgili Eray Alkaya'ya katılımından dolayı çok teşekkür ederiz. Günün ikinci çalışması ise yeni medya ve işaret dili. Çalışmanın sahibi bölümümüz öğrencilerinden Sayın Abbas Aday'ı sahneye davet ediyorum. Arkadaşlar öncelikle merhaba. Ben Abbas Aday, Nişantaşı Üniversitesi Yeni Medya Bölümü DGS ile gelen 4. sınıf öğrencisiyim. Ön lisansımı Yozgat Bozok Üniversitesi'nde yaptım. Bilgisayar destekli tasarım ve animasyon bölümü üzerine. Şu anda bitirme projesi olarak işaret dili üzerine emoji yapmayı tercih ettim.
Bunu yaparken öncelikli sebebim şu oldu. İşaret dili üzerine pek yapılmış bir çalışma yok. Yapılmış çalışmaların çoğu görsel bazlı oluyor veya kurslar tarafından yapılıyor. Yeni medya herhangi bir şekilde ya da şöyle söyleyeyim, sosyal medyada, yeni medyanın diğer mecralarında herhangi bir şekilde yapılmış bir çalışma görmedim. Emojiler var. Emojiler işaret dilini öğretmek bazlı değil. Daha çok insanlara gülücük veya buna benzer görsel ögeleri göstermek amaçlı yapıldı. Benim yapmış, yani çalışmakta olduğum proje şu şekilde, insanlara işaret dilini öğretmek amacıyla bir çalışma yürütüyorum. Küçük de olsa bir hem işitme engelli vatandaşlarımıza hem konuşabilen vatandaşlarımıza bir katkıda bulunmayı hedefliyorum. Şöyle açıklayabilirim. Her birimiz işitme engelli olabilecek potansiyelde insanlarız. Bugün gayet güzel bir şekilde duyuyor olabiliriz. Yarın herhangi bir problem olur, bir kaza geçiririz, bir durum olur. Duymamız probleme girebilir. Bu şekilde karşımızdaki kişiyi anlamamız gerekiyor. Aynı şekilde karşımızdaki kişiye kendimizi anlatmamız gerekiyor. Şu anda bizler duyabilen bireyler olduğumuz için bunun pek bir farkında değiliz. Ne yapmak istediğimizi, karşımızdaki kişiyi nasıl anlamamız gerektiğini bilmiyoruz. Bunun için küçük de olsa bir katkıda bulunmak istiyorum. Şöyle açıklayayım ben size. Öncelikle araştırma problemimden bahsedeyim. İşitme engelli bireyler, konuşabilen bireylerle diyalog kurmakta zorluk çekiyor mu, zorlanıyorlar mı? Bu sorunu aşmak için bir geçiş çevresi yaratmak mümkün mü? Öncelikle sizden şöyle bir şey rica edeceğim. Kulaklarınızı kapamanızı rica ediyorum her birinizden. Şu anda beni duyma imkanınız var mı acaba? Ben sizinle konuştuğum takdirde herhangi bir şekilde bir hareket yapmadığım sürece siz beni duyabiliyor musunuz? Sizden herhangi bir şekilde tepki alamıyorum şu anda. Farkında mısınız? Beni kırmanız için teşekkür ederim. Şu anda kulaklarınızı açabilirsiniz. İşte tam olarak bu. Anlatmak istediğim bu. Şu anda duyuyorsunuz ama sadece parmaklarınızı kulağınıza tıkadığınızda duymayı bıraktınız. İşitme engelli bireylerimiz her gün bunu yaşıyor. Hayatları boyunca belki de bunu yaşıyorlar. Bunu aşmak için yapmamız gereken büyük şeyler var. Buna inanıyorum. Ama küçük olarak bir yerden başlamamız gerekiyor. Öncelikle çalışmanın amacından bahsedeyim. Konuşabilen bireylere işaret dilini çeşitli yöntemlerle öğretmeye çalışıyorum. Yani bu yöntemi seçerken öncelikle videoyla GIF şeklinde çalışmalar yapacağım. Bunu klavyeye vereceğim. İleride göreceğiz. Konuşabilen bireylerin işaret dil kelimeleri hakkında bilgi sahibi olmalarına yardımcı olmak istiyorum. Konuşabilen bireylerin işitme engelli kişilerle iletişim kurabilmeleri için işaret dili hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak istiyorum. Yani çoğumuz işaret dilini az çok biliyoruz. Ya da göz aşinalığımız var ama bunu kelime olarak kullanmayı bilmiyoruz ya da günlük hayatımızda gerekli olan kelimeleri bilmiyoruz. Bunun için kısa kelime çalışmalarım var. Peki işaret dili nedir? İşaret dili işitme engelli bireylerin kullandığı, jest ve mimiklerle desteklenerek kullanılan görsel bir iletişim aracıdır. İşitme Engelliler Federasyonu'nun açıklamasıyla. Peki bizler işaret dilini neden öğrenmeliyiz? Az önce de yapmış olduğumuz etkinlikte gördüğünüz gibi sadece küçük bir provayla her birimiz duyma engelli olduk, işitme engelli olduk. Bunun yarın karşımıza nasıl çıkacağını hiçbirimiz bilemeyiz. Ya da ne zaman bu şekilde bir problemle, engelle karşılaşacağımızı bilemeyiz. Bunun için hem öncelikle kendimiz için, daha sonra işitme engelli bireylerimiz için, ya vatandaşlarımız için işaret dilini en azından zorunlu kelimelerini karşımızdaki kişiye yardımcı olacak kadar öğrenmemiz yeterli durumda. Türkiye'de 3 milyon işitme engelli yaşıyor. Yani şaka gibi bir rakam gelebilir çoğunuza. İstatistik Kurumu'nun 2010 araştırmasına göre Türkiye nüfusunun %3.7'si doğuştan, %0.1'i sonradan işitme engelli olmuş. Yani
3 milyon 80 milyon için büyük ciddi bir rakam. İşitme dilin işaret dilini nerelerden öğrenebiliriz? Şunları kısaca ben size vermek istiyorum. İSMEK İstanbul'da veriyor. Halk eğitim merkezleri Türkiye'nin çeşitli noktalarında işaret dili eğitimleri veriyor. Özel kurslar vasıtalarıyla öğrenebiliriz. Aynı zamanda sertifika da veriyor tabii bunların her biri. Ortalama olarak işaret dilini azami bir şekilde öğrenmemizi 120 saatlik kurslar tamamlayabiliyor. Projemizin önemi, konuşabilen bireyler ile işitme engelli bireyler arasında iletişim bağı kurabilmek için önem taşımaktadır. Az önce size de bildirdiğim gibi. Kavram ve terimlerimiz. İşitme engelli, doğuştan veya sonradan meydana gelen nedenlerle kulağın ses duyma yetisini tamamen veya kısmen kaybetme durumundan dolayı konuşamama durumuna deniyor. Aslında işitme engellerimiz duyamadığından dolayı konuşamayan bireylerimiz. Konuşabilen kişi herhangi bir işitme engeline sahip olmayan ve sesli olarak iletişime geçebilen bireylerdir. Engelli, vücudunda eksik veya kusur olan bireylerdir. Bunları çalışmamda kullanacağım terimler olduğundan dolayı açıklıyorum sizlere. Emoji, bir fikir, duygu, kimlik, durum ya da olayı gösteren sunum anlamına gelmektedir. Kodamız var. Kodu şu şekilde açıklayabilirim. İşitme engelli ebeveynlerin konuşabilen çocukları. İşitme engelli kodalar, anne veya babaları yani ebeveynlerinden herhangi birisi işitme engelli olduğundan dolayı direkt olarak işitme engellilerin dünyasına gelen konuşabilen bireyler olduğundan dolayı işaret diline en hakim olan kişilerdir, çocuklardır ve zamanla bunlar büyüdükleri zaman işaret dili bunların ana dili oluyor. Bundan dolayı işaretlerini en temiz ve en yalın olarak kullanabilen kişilerdir. GIF, CompuServer tarafından geliştirilen GIF ve LVZ tabanlı çalışan algoritmalardan biridir. Sosyal medya, yeni iletişim teknolojilerinde insanlara düşüncelerini ve eserlerini paylaşacakları olanaklar yaratan paylaşım ve tartışmanın esas olduğu bir medyadır. Şu anda sizden bir şey daha rica ediyorum. Telefonlarınızı çıkartıp mesaj bölümüne girer misiniz? Ağaç yazmanız mümkün mü? Sizde de ağaç çıktı mı? Birçoğunuz da çıktı. Aşk yazmamız mümkün mü? Aşk. Kalp çıkacak. Aynı şekilde çiçek yazdığımız zaman çiçek. Yıldız yazdığımız zaman yıldız çıkıyor. Şöyle söyleyeyim, benim yapmak istediğim projeyi tam anlamıyla bu diyebilirim. Biz mesela gel dediğimiz zaman sağ tarafta GIF'imiz sürekli gel işareti yapacak. Bunu gönderdiğimiz zaman yani hatırlarsınız Facebook'ta bir ara emojiler vardı. Şu anda hala var GIF tarzında. İşte öpücük atıyor, kaykaya biniyor. Tam olarak bu mantığı yerleştirmek istiyorum. Biz herhangi bir kelime yazdığımız zaman sağ alt tarafa bunun işaret dili gibi çıktığı takdirde biz konuşabilen bireyler olarak gelin işaret dilindeki anlamını tam olarak bilmesek bile bir göz aşinalığımız olacak. Karşımızdaki kişi bu işareti yaptığı zaman en azından ne yapmak istiyor ya da ne yapmaya çalışıyor bunu öğreneceğiz. Aynı zamanda şunu eklemek istiyorum. İşitme engelli bireyler yazmayı biliyor, sadece konuşamıyor. Yazma ve okuma yetileri var. Yapım aşamasından bahsetmek istiyorum. İşaret dili bilen bireylerin kamerayla belirlemiş olduğum azami kelimeleri çekeceğim. Daha sonra bunları küçük gifler haline getirerek her kelimeyi tek bir bütün haline getireceğim. Ve yapmak istediğim aslında bütün bir cümleyi işaret diliyle tanıtmak değil, her bir kelimeyi kelime kelime işaret diliyle göstermek istiyorum. Az önce gösterdiğim gibi kalp yazınca kalp, çiçek yazınca çiçek, yıldız yazınca yani ben gelmek istiyorum dediği zaman karşımızdaki GIF tek tek yapacak. Ben geleceğim gibi. Bir sonraki aşamada mevcut bir emoji klavye programında küçük değişiklikler yaparak yani en baştan bir klavye yazmaktansa, zaman kaybolmasındansa mevcut bir emoji klavye programındaki GIF'leri değiştirerek kendi GIF'lerimi görmek istiyorum ki hem
klavye programını yazmakla uğraşmayayım. Daha sonra ilerleyen zamanlarda önüme çıkan problemleri daha kolaylıkla aşabileyim diye. Daha sonra da yapmış olduğum bu çalışmayı App Store ve Google Play üzerinden paylaşarak insanların kullanıcı deneyimini açmam gerekiyor. Değerli görüş ve önerileriniz için teşekkür ederim şimdiden. Eğer varsa bir sorunuz alabilirim. Aynı zamanda Gmail adresime de istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Sorunuz var mı bu konuda? Demek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey? Buyur. Şunu sormak istiyorum ben. İşaret dillerinde zaman kavramı oluyor mu acaba? Emojilerde zaman kavramı geçilecek, nasıl anlaşılacak? Zaman kavramı olarak zaten bugün saat, 2 saat, 3 saat gibi bir zaman kavramı belirleyeceğiz. Ama zaten benim yapmak istediğim tam olarak zaman değil. Daha çok insanların konuşurken zorunda kaldığı şeyler. Mesela hastane olabilir, ev olabilir ya da yaralıyım olabilir. Hastayım, şu hastalığım var. Geliyorum, gidiyorum. Yani bunlar çok pratik şeyler olacak. İlerleyen sürede eğer imkanım olursa, destekle görebilirsem bu şekilde biraz daha dediğiniz gibi yoğunlaşmayı düşünüyorum zaten. Şu anda ama insanların bilgi edinmesini istiyorum özellikle. İşitme engelli olan insanların aslında yazıp okuyabildiği. Bu çalışma zaten yazıp okuyan bir insan için ne kadar katkı sağlayacak? Şöyle söyleyeyim. Her zaten yazıp görüşebiliyor. Herhangi bir toplu taşıma aracındasınız veya karşınızdaki kişi acil bir durumu var. Kağıt kalem mi çıkartacaksınız veya telefonunuzu mu çıkartacaksınız? Yoksa karşılıklı olarak sohbet havasında görüşmeyi mi tercih edersiniz? Ama zaten bunu telefon uygulaması olarak değilim. Yani buradaki amaç aslında işitme engelli kişilerle konuşmayı sağlamak. Şöyle, şunu düzeltmek istiyorum. Şöyle söyleyeyim, işaret dilini konuşabilen kişilere tanıtmak istiyorum sadece. Yani ilerleyen sürede tabii bunu daha yaygın bir şekilde kullanabiliriz. Ama işitme engelli bireyler için tam olarak yapmış olduğumuz bir çalışma yok. Yazışmalı olarak anlaşabiliyoruz. Ama karşılıklı olduğumuz zaman karşı karşıya yazı yazıp birbirimize göndermek ne kadar mantıklı olur? Yani sizin hoşunuza gider mi bu şekilde birinin size yazı yazıp karşınıza vermesi? Yoksa karşı karşıya sohbet etmeniz mi hoşunuza gider? Sadece bu alıştırma olarak söyleyebilirim. İnsanların tanıması için zaten. Yani ilerleyen evrelerde nasıl bir oluşuma girer tam olarak bir şey diyemem. Ama şu anda insanların işaret dilini tanımasını istiyorum. Sinan Hocam. Ya, daha önce seninle konuşmuştuk. Belki salondan bu konuda sana fikir çıkar diye düşünerek tekrar böyle hani sormak istedim. Şimdi işaret dili konusunda farkındalık yaratmak için şahane bir yüzden belki. Ama bu işitme engellerin bizim dilim, yani bizim günlük hayatımızda var olan soyut kavramları algılayamıyor olması durumu. Hatta aynı örneği vereceğim belki ama beklemekten ağaç oldum ifadesini yazdığımızda okuyabiliyor ama gerçekten ağaca dönüştüğünü düşünüyor. Şimdi böyle bir arada iletişim problemi var. Soyut ve somut olması durumunda. Bunu aşmak için herhangi bir öneri var mı? Senin kafanda yoksa salonda var mı? Belki hani senin projene destek olabilecek bir şey çıkar ortaya. Sen hocamızın dediğini isterseniz duymadıysanız tekrardan söyleyeyim. İşitme engelli vatandaşların soyut kavramlar üzerinde pek fazla bilgi, yani bizim kadar düşünemediğini düşünüyor. Onlar daha çok somut kavramlar üzerinde mantık yürüttüklerini söyledi. Hatta şu örneği verdi. Beklemekten ağaç oldum terimini onların beklerken ağaç oluyorum gibi düşündüğünü söyledi. Gerçekten ağaca dönüşürdüğü düşünüldüğü için şimdi ben oraya beklemekten ağaç olduğum ifadesini yazdığımda benim için çok soyut bir kavram. Evet, bunun işaret diliyle nasıl ifade edileceğini öğreniyor olmam çok şahane bir şey. Karşımda işaret dilini kullanan bir bireyin olduğunu düşünecek olursam mükemmel bir iletişim düzeni ama acaba aynı şeyi ifade edebiliyor muyum? Şu şekilde bildiğim kadarını söylemek istiyorum. İşaret dili zaten olabildiğince yalın bir dil. Çok fazla karmaşalara müsaade yok. Hatta bir cümleyi kurarken bile olabildiğince basit düşünmeniz gerekiyor. Yani bir çocuk mantığıyla düşünmeniz gerekiyor ki karşınızdaki kişi sizi anlasın, siz de karşınızdaki kişiyi anlayın. Bunun için bir çalışma var mı ben de bilmiyorum gerçekten. Onun için cevap vermem doğru olmaz diye düşünüyorum. Hayır, bu zaten cevap verilecek. Anladım. Yani çıkabilir belki senin çalışman için.
Evet, böyle bir düşünceniz varsa ya da ilerleyen süre içerisinde aklınıza böyle bir fikir gelirse, aa, dönüş yaparsanız... Anlayabilirsek güzel olur bu konuda. Dönüş yaparsanız sevinirim. Buyurun. Aslında bu konuda emojileri kullanmak mantıklı olabilir mi? Çünkü zaten bir app şeklinde kullanacağımıza göre bu. Yanına mesela bir gülücük işaretiyle ağaç olmanın aslında ağaç olmaktan kastımız olmadığını anlatmanın bir yolu var mıdır acaba? Canım ben de gerçekten bilmiyorum ama... Yani belki o şekilde yapabiliriz. Tam olarak ben de bir şey diyemeyeceğim onun için. Benim için hem siz değerli arkadaşlarım için bir ilham kaynağı olması için sunmak istedim zaten. Sizin böyle bir projeniz olursa ilerleyen sürede ben de destek vermek isterim gerçekten. Başka sorunuz varsa alabilirim. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Abbas Adaya çok teşekkür ediyoruz. Evet, YM Öğrenci Calisteyi 17 hashtag ile bize ulaşabilirsiniz Twitter üzerinden. Desteklerinizi bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Yine bölümümüz öğrencileriyle devam ediyoruz. Sinem Öksel, Abdülkadir Tunç ve Patika projesi ile birlikte trafikte hayatımızı kolaylaştıracak olan mobil uygulama örneği karşımızda olacak. Sayın Öksel ve Tunç'u sahneye davet ediyorum efendim. Arkadaşlar merhaba. Yeni medya bölümü öğrencilerinden Sinem Öksel ben. Kadir Tunç ile birlikte uygulamamızı anlatacağız size. Uygulamamızın ismi Patika. Bunu trafikle bağdaştırdığımız zaman ilerleyen aşamalarda neden koyduğumuzu daha iyi anlayabiliriz. Bunu dijital içerik üretim dersinde yaptık. Hulya Hoca'nın dersinde. Proje konusu normalde bir sosyal sorumluluk projesi veya sosyal fayda sağlayacak bir projeydi. Biz de Sinan Hoca'nın katkılarıyla böyle bir proje gerçekleştirdik. İçeriklerimize bakalım. Öncelikle bir problemimiz var. Buna dair çözüm. Uygulamayı anlatacağız ve ardından prototipimizi göstereceğiz. Sonra da sosyal medya çalışmalarına geçeceğiz. Öncelikle problemimiz ne? Hepimiz büyük bir şehirde yaşıyoruz. İstanbul gibi büyük bir şehirde. Ve en büyük sorunlarımızdan biri trafik. Şehirlerde yaşayan milyonlarca kişinin bu sorunla her gün karşı karşıya da bilinen bir gerçek. Aynı zamanda trafiğin sebep olduğu çevre etkileri de var. Bunların başında gürültü ve hava kirliliği de geliyor. Özellikle büyük şehirlerde sıklıkla trafik problemleri yaşanıyor ve bu yüzden sürücüler ve yolcular strese sürükleniyorlar. Ve insan sağlığı üzerinde de gürültünün büyük etkileri olunduğu, fizyolojik ve psikolojik etkileri olduğu da bilinmekte. Trafik tıkanıklığı bununla kalmıyor. Maddi kayıplara da yol açıyor ve her gün üretime dönüştürebilecek çok verimli vakitleri kaybetmeye neden oluyor. Biz İBB'den bir takım veriler aldık. Bunları çok detaylı gösterirsek sizi sıkarız diye küçük küçük koyduk. İsteyen olursa ileride üzerinde durabiliriz sunum sonunda. Ama yoğunluğu görüyorsunuz. Hepimizin aşina olduğu o bordo renkler burada haritalarda mevcut. Peki çözüm ne? Çözüm aslında nüfus planlama diyormuş. Çözüm aslında toplu taşıma araçlarına yönlendirilmek. Toplu taşımayla trafikteki araç sayısı azalacak. Böylece en yoğun saatlerde dahi tıkanıklık hafifleyecek. Ve bu sayede de kişi başı egzoz gazı üretimi azalacak. Böylece egzoz gazı kaynaklı kirliliğinin de önüne geçilmiş olacak. Böyle bir görsel var internette araştırırken bulduğumuz. Bir deney yapılıyor. 72 kişiyi bisikletle ve yaya olarak ilk ekranda görüyoruz. İkinci ekranda da 72 tane araç var. Gördüğünüz gibi kadraja dahi sığmıyorlar. Öyle bir alan kaplıyor. Ve yine bu 72 kişi otobüse binerse nasıl bir sonuç çıkıyor? Aslında baktığımızda bile toplu taşımın önemini buradan çok net görebiliyoruz. Tabii trafik toplu taşıma dediğimiz zaman çok kapsamlı bir süreci kapsıyor. Dolayısıyla biz buna mikro bazlı bir çözüm düşündük ve etkinliklere yönelmeye karar verdik. Bizim uygulamadaki amacımız şu, büyük şehirlerde gerçekleştirilen toplu etkinlik çıkışlarındaki katılımcılar için ulaşım bağlamında yaratılan sıkıntıyı bir şekilde çeşitli alanlarda yoğunlaştıkları için bu katılımcılar onları toplu taşımaya yönlendirmek. Bu yönlendirmelerle de etkinlik çıkışında oluşan yoğunluk dağılım üzerinden kişilerin varacağı noktaya çok daha kısa bir sürede ulaşmalarını sağlayacak ve gereksiz yığmaları da en aza indirgeyecek. Özetle mikro çözümümüz bu.
Uygulamayı biz paydaşlarımızla geliştiriyoruz aynı zamanda. Şu an size bir prototip sunacağız ama hedeflediğimiz kanallar da marketlerde yer alacak. Mobil cihazlarla erişim sağlanacak en yüksek oranda. Daha sonra resmi sitesini oluşturup oradan da yine bir destek sağlamayı düşünüyoruz. Belki ileride de mevcut yazılımlara eklenti şeklinde bir yola da gidebilir diye düşündük. Bizim hedef kitlemiz kim? Buna bakalım. Burada aslında öncelikli olarak akıllı telefon kullanan ve büyük şehirlerde yaşayıp etkinliklere katılım gösteren herkes hedef kitlemizi oluşturuyor. Ama tabii bunu segmentlere bölmek gerekiyordu. %85 oranında öğrenci segmentini hedefliyoruz. Çünkü internet trafiğinin büyük bir kısmını öğrenciler oluşturuyor hepimizin bildiği gibi. Sosyal medya, akıllı telefon, tablet gibi araçların kullanımı da yine burada %70 ile %85 oranında seyrediyor. Ve uygulamanın popülerliğine, güncelliğini taşıyacak olan da 18-24 yaş arası öğrenci grubu. Aynı zamanda sağ köşede gördüğünüz bir bilgi var, 2015 yılı verisi. Orada da 18-24 yaş aralığının cep telefonlarında ortalama 28 uygulama olduğu ve bu uygulamalarda günde ortalama 37 dakika vakit harcadığını gözlemleyebiliyoruz. İkinci grupta da kurumsal segment yer alıyor. Evet, bu bir sosyal sorumluluk projesi gibi, sosyal fayda sağlayacak bir proje ama geliştirmesi de siz de hak vereceksiniz ki maliyetli bir iş. Ve bir şekilde reklam almamız gerekiyor projeye devam ettirebilmek için. Kurumsal segmenti de bu yüzden hedefledik. Yani uygulamanın içine gömeceğimiz reklamların kurumsal segment, reklam veren olarak bize yansıması açısından bu grubu hedefliyoruz. Ve yine gelir grubumuz var. Orada da mavi yaka, beyaz yaka diye ayrılan segmentte ağırlık olarak üst, orta sınıf veya orta sınıfı düşünüyoruz. Bunların da eğlenmeyi ve alışveriş yapmayı seven, teknolojik olarak yetkin bir kesim olarak hedeflendiği de yine gelir grubu arasında yer alıyor. Yine sol köşede gördüğünüz başka bir araştırma, 2016 yılının mobil kullanıcı araştırmasına göre de toplu taşıma kullanırken 18-24 yaş aralığı %78 oranında akıllı telefonuyla ilgileniyor. Bu da aslında bizim ilerleyen aşamalarda anlatacağımız uygulamanın sosyal medya kısmına da bir getiri olarak düşündüğümüz inceleme başlığı. Kısa ve uzun vade planları yaptık uygulamayla ilgili. Çok ciddi düşünüyoruz. Kısa vadede çoklu platform desteği ve optimizasyon, bulunabilirliği artırmak. Harita üzerinde arayüz değişimine gitmek istiyoruz. Şu an mevcut yaptığımız arayüzü değiştirip. Sonra misafir girişi kısmını biraz daha geliştirmek istiyoruz. Yine harita üzerinde yorum yapma gibi özellikler düşündük. Onları aktifleştirmek ve tüm büyük şehirlerin haritalarını koymak istiyoruz. Çünkü şu anda sadece İstanbul'la sınırlı. Biraz fazla açılamadık o konuda. Uzun vadede tüm şehirler için bunu geçerli tutup sosyal medya kısmıyla birlikte şehir rehberi olma iddiasıyla çıkmak istiyoruz. Ve yapabilirsek de bisiklet yollarını da entegre etmek istiyoruz sisteme. Sık sık güncellemeler yapıp da kullanıcıları beslediğimizi göstermek istiyoruz. Yine aynı şekilde kullanıcı grupları oluşturup bu şekilde devam etmeyi hedefledik. Peki uygulamanın tam olarak tanımını yapacak olursak nedir? Uygulamayla kullanıcıların konum bilgisi üzerinden yoğunluk haritası oluşturulacak ve etkinlik çıkışındaki trafik hareketlerini verecek uygulama. Kullanıcılar üyelik tipi kısıtlarına göre de varış noktalarını seçecekler. Yoğunluk datası sağlayacak. Bunun sonucunda da alternatif güzergah ile toplu taşıma üzerinden araç bilgisi gelecek kullanıcıya. Uygulamanın amacı toplu taşıma sisteminin erişebilirliğini ve hizmet düzeyini yükselterek toplam yolculuklar içindeki payını artırmak ve bu araç için sürekli göstermesini sağlamak. Yani aslında toplu taşıma konusunda bir farkındalık yaratıyoruz. Kullanıcıları buraya yönlendiriyoruz ve bir yerde de toplu taşımanın daha da gelişmesine de ön ayak olduğumuzu düşünüyoruz bu noktada. Çeşitli özelliklerimiz var. Eve kolay ulaşım, hızlı destek, etkileşim kısmı var, geri bildirim, lokasyon desteği ve mesajlaşma gibi ana özelliklerimiz var. Üyeliği de iki kısma ayırdık. Çevrim içi dediğimiz kayıtlı üyelikte sınırsız lokasyon erişimi ve yoğunluk haritası erişimi oluyor. Yine sosyal medya kısmı var demiştik. Orada profil sayfası oluşturup diğer kullanıcılarla etkileşim halinde kalabiliyorlar. Mesajlaşıp yorum yapabiliyorlar birbirleri aralarında. Yine harita üzerinde yorum bırakma özelliğine de sahip kayıtlı üyeler.
misafir çevrim dışı üyeyi de bu gizlilik açısından, anonim kalmak isteyen kişiler açısından düşündük. Çünkü herkes yerini vermek istemeyebilir. Onları da gözettik. Burada da kısıtlı erişim sunduk onlara. Ve sosyal medya kısmında onların çok fazla bir şeyi olmuyor, hakkı olmuyor. Onlar da yine kullanabiliyorlar uygulamayı. Yer seçimi yaptıktan sonra da uygulamada en az süre, en kısa mesafe ve en ucuz yol şeklinde 3 tane alternatif rota veriyor patika uygulaması. Bu şekilde kullanıcılar istedikleri noktaya ulaşabiliyorlar. İnteraktif prototipi bir de Kadir anlatacak, InVision üzerinde yaptığımız. Merhaba arkadaşlar, Sinem arkadaşımız uygulamaya ilgili bir takım bilgiler paylaştı. Ben de size kısa arayüzünü göstereceğim. Uygulama girişinde bizi patika logosuyla beraber karşılama var. Uygulama ardından uygulamanın kısa tanımları mevcut. Patika uygulamasının neler yapabileceğini, onunla nelere bakabileceğini kısa kısa göstermektedir. Kayıt ol ve giriş ikonumuz bulunmaktadır. Kayıt olu gösterelim. Kayıt ol ikonuyla beraber isterseniz Facebook üzerinden, isterseniz de Google Gmail üzerinden kayıt yapabilirsiniz. Ya da bunların ikisini de entegre etmek istemiyorsanız normal mail yoluyla kayıt olabilirsiniz. Biz giriş yapalım. Giriş yaptığımızda bizim karşımıza bir timeline sayfası çıkmaktadır. Burada kullanıcıların etkinlik paylaşımlarını görmekteyiz. Misal şöyle, kullanıcının etkinlik paylaşımına girelim. Aynı zamanda kullanıcıyı profil sayfasına girerek profiline bakabilir, hangi etkinlikleri beğenip yorum attığına bakıp takip edip devamlı olarak etkinliklerinin paylaştığını görebiliriz. Kendimiz etkinlik paylaşacağımız zaman bir etkinliğe gittik ve beğendik. Etkinliği paylaşmak istiyoruz. Etkinlik paylaş butonu ile etkinliği paylaşıp hakkında değerlendirme yazabiliyoruz. Etkinliği paylaştığımızda onu görsel öğelerle zenginleştirebilir ya da hashtaglerle öne de çıkartabiliriz. Misal paylaşalım şunu. Aynı zamanda uygulama içinde kullanıcı profil sayfamız var. Bu sayfa biraz çoğu uygulamalarla aynı yapıya sahip. Mesajlar, bildirimler, ayarlar bunları içinde barındırıyor. Bu tamamen sosyal medya ayağıydı. Asıl sorun ise trafikle ilgili sorunu. Etkinliktesiniz ve etkinlikten dönmek istiyorsunuz. Bir yoğunluk var. Uygulama sizin patika logosuna bastığınızda konumunuzu otomatik olarak baz alıyor. Ve siz sadece evin ya da gitmek istediğiniz adresin konumuna giriyorsunuz. Misal burada örnek olarak verdik. Etrafta çıkan haritada ise yoğunluk bilgileri mevcut zaten. Kırmızıların daha yoğun, yeşillerin daha boş olduğu. Araya bastığımızda konumuz pinleniyor. Etrafı trafik bölgesi de çıkıyor. Ve patika bizim için hesaplıyor. Bizim karşımıza 3 tane ayrı alternatif çıkıyor. En az süre, en kısa mesafe, en ucuz yol gibi. Tasarruf ya da vakit kaybı gibi bunları düşünerek seçebilirsiniz. Biz en az süreye bastığımızda karşımıza bir yol rehberimiz eşlik ediyor bizle beraber. Nasıl hareket edeceğimizi gösteren bir rehber. Aynı zamanda mevcut duraklardaki yoğunluk bilgilerine de ulaşabiliyoruz. Durağa bastığımızda mesela o saat aralığı içindeki Taksim otobüs durağının kullanım sıklığı ya da etraftaki başka durakların kullanım sıklığını da görebiliyorsunuz. Sözü Sinem arkadaşımıza bırakıyoruz. Uygulamanın prototipi bu şekildeydi. Bir de yine Fulya Hoca'nın dersi, dijital içerik üretim dersi kapsamında uygulamanın bir de kampanya ayağı vardı. Orada da yine çeşitli sosyal medya hesapları açtık. Yoğunluklu olarak Twitter'da paylaşımlarda bulunduk. Onları da gösterip sunumumuzu sonlandıralım. Orada da yine bahsettiğimiz gibi hedef kitlemiz ağırlıklı olarak gençler olduğu için çok didaktik olmadan, onları sıkmadan onlara uygun bir jargon benimsedik ve yine farkındalık yaratmak açısından trafiğe dair gifleri kullandık. İşte trafik nasıl oluşur gibi hazır gifler. Sonra etkinlik çıkışlarında oluşan yoğunluğu böyle şakalar, komiklikler falan şeklinde sunduk. Yine işte yayalara saygı gibi bir takım kamuya yönelik reklamlarımız var.
Yine sunumda da gösterdiğimiz o deneyin görsel gifleştirilmiş hali gibi paylaşımlar var. Bir de şöyle bir otobüs olsa ne kadar hoş olur değil mi diye bunu da paylaştık. Bunun gibi paylaşımlar var. İsterseniz siz de bakabilirsiniz. Patika App şeklinde kullanıcı ismimiz. Bir de hani bir şekilde yaygınlaştırmak ve bilinirliğini artırmak için giveaway çalışması yaptık. Onda da bir burada şey var, labirent var. A noktasından B noktasına gitmesini istiyoruz kullanıcılardan. Burada hani ne kadar çok paylaşılırsa o kadar çok kazanma ihtimali oluyor. Kazanacağı şey de festival bileti veya işte bir derbi maçı bileti gibi. İsterseniz burada bakıp çözebilen varsa onun cevabını da memnuniyetle alırız. Bir de komik bir şey oldu. Bunu biz bayağı önce paylaştık. Bir kullanıcı buna yorum yapmış. Böyle bilet kazanacağı heyecanıyla. Tabii yanlış cevap olduğu için onu da maalesef şöyle bir cevapla karşılamak zorunda kaldık. Onun dışında yine Facebook sayfalarımız var. Aynı paylaşımlar oralarda da yapıldı. Instagram'da da aynı şekilde. Bir de blog açtık bunun için. Blog'da da işte uygulamayı anlatıyoruz. İleriye dönük olarak güncelleme yapacaksak onları koymayı düşündük. Belki hani entegrasyonla ilgili şeyleri de buraya koyarız diye bir blog sayfası da oluşturduk. Evet, sosyal medya kısmı da böyleydi. Ekipte Kadir'le birlikte çalıştık uzun bir süre. Bize destek olan arkadaşlarımız vardı. Sınıf arkadaşlarımız Hayri ve Haşim. Onun yanı sıra Sinan Hoca en başından itibaren bize fikri verme ve destek olmak konusunda çok büyük katkıları oldu. Fulya Hoca da aynı şekilde. Bir de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne buradan teşekkür ediyoruz. Anneme, babama falan. Çünkü onlardan da dataları aldık. Onlara teşekkürü boş biliriz. Size de dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sorularınız varsa onları alabiliriz. İki arkadaşımıza da sunumları için çok teşekkür ederiz. Şimdi ufak bir kahve molası yapacağız.